deneyimizde barometre yapacağız. Bunun için gereken malzemeler bir adet cetvel, peçete, bir adet balonumuz var, bir şişemiz var bu şekilde. Kavanoz, renkli kalemlerimiz, makas, lastik ve banta ihtiyacımız olacak. Şimdi deneyimiz için 10 santimlik pipetimizin ucunu şu şekilde kesiyoruz. Ben daha öncesinde hazırlamıştım. Aynı şekilde diğer ucumu da kestim. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. İlk olarak balonumuzun buradan kesiyoruz şu şekilde. Bir adet kesmiştim daha öncesinde. Biraz daha düzeltelim ucunu. Şu şekilde balonumuzu kestik. Şimdi bunu kavanozumuzun ağzına geçireceğiz. Kalemleri şöyle kenara alayım. Ve iyice gerdirilmiş olduğundan emin olacağız. Gergin olmalı. Ve kenarına da lastiği şöyle ikiye katlayıp bunu da kenarına geçirelim. Bu şekilde düzeneğimizi hazırladık. Şimdi pipetimizi alıyoruz. Pipetin bakın tam uç kısmından şuradan bantlayacağız. Şöyle ibre olacak. Bu aşağı inip yukarı çıkabilecek. Şimdi bantımızdan küçük bir parça alalım. Pipetimizi tam şu uç kısmından şöyle merkeze gelecek şekilde buraya bantlıyoruz. Ve bunu da şişemizi hizalıyoruz şişemize. Şimdi şişenin üzerine bir ölçek hazırlayacağız. Bunun için kalemimizi alalım. Bir santimetre aralıklarla peçetemizi işaretliyoruz. Evet. Bunu yaptıktan sonra şuralara belki yazarsak daha iyi olur. 5 santim aralıklarla. Şöyle 5, 10, 10 santimetre, 15, 20 santim şeklinde işaret koyalım. Burası 0. Ve peçetemizi şişemizin üzerine bu şekilde bantlayacağız. Şimdi şu şekilde hizaladım ben. Önce baktım nereye kadar geliyor diye. Buradan itibaren hizalayacağım ve yapıştıracağım. Ama ondan öncesinde şöyle tuttuğumda bakın 10 santime denk geliyor şu anda ipre. Şimdi 10 santimden yukarı kalkarsa barometremin ucu hava güneşli olacak. Yani hava açık olacak. Daha aşağıya inerse o zaman da yağış da olabilir. Bunun için peçetemizi şişemize sabitlemeden önce şimdi şu orta yerini görüyoruz. 10 santim gösteriyor. 10 santimden üst kısma şuraya bir güneş resmi çiziyoruz.
Alt kısmı ise havanın parçalı bulutlu olduğunu gösteren veya yağışlı olduğunu gösteren bir simge çiziyoruz. Bunu hemen yapalım. Şöyle. Evet, bu bizim güneşimiz olsun. Alt kısmı ise havanın bulutlu olduğunu gösteren bir simge çizelim. Burada da bizim bulutumuz olsun. Ve hafif yağışlı olsun hava veya parçalı bulutlu olabilir. Evet, bu şekilde çizdik. Şimdi artık şişemizin üzerine sabitleyebiliriz. Evet, şişemiz hazır. Şimdi barometremiz ne şekilde çalışacak ona bakalım. Bildiğiniz gibi dışarıda bir hava var. Şimdi dış ortamdaki hava eğer yüksek bir basınç uygularsa buradaki balonumuz böyle içine doğru buna baskı uygulayacak, içine doğru gidecek ve böylece ibremiz bakın yukarı çıkacak ve dolayısıyla biz havanın güneşli olduğunu anlayacağız. Bıraktığımız zaman bakın, eğer yüksek bir basınç yoksa bu defa da kavanozun içindeki hava bu balonu şişirecek, yukarı doğru yükselecek, burada bir bombe oluşacak ve ibre aşağı doğru inecek. Dolayısıyla havanın yağışlı veya parçalı bulutlu olduğunu anlayacağız buradan da. Evet, barometremiz bu şekilde. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.